Yeşil abi, şimdi burada değirmenleri yanına ahşap işleri için bir tez diye bir sistem kurulmuş. Bunu değmen olmadan hariç bile, mesela bu biriken bidere üzerinde suya aynı öyle bir oluk yapmışlar. Oluk yapıyorlar. Ha, oluktan oraya aynı değmen şeklinde yapmışlar. Ha bu nedir? Bu unu öden bir şey değil. Niye? Bu çak dönüp de unun üstünde şeyi, bıçak var. Bıçağla mesela sofranga, bundan sonra işte tehnenge. Hamur yoğurma teknesi. Hani bunu tezde yapmışlar. Kaç tane bıçak dönüyordu? Ya o da dönen aynı bir bıçak. Bir bıçak dönüyor. Bir bıçak dönüyor. Kesiyor. Aha, kesiyor. Oyuyor. Orijinal ama bugün marangozlar bunu yapamazlar. Çok hızlı dönüyor muydu şark? Tabii hızlı dönmesi şöyle. Hani çarkın şey... Suyun akışına göre. Ayarlıyorsun mu ayarlıyorsun? Suyun akışına göre. Suyun akışına göre. Suyun akışına göre. Kim bu tez, kimin tezleri vardı? Her yerde yani, varmıştır. Mollalı'da kim yapıyordu? Mollalı'da bunu şeyden... Kadir dedem. Bunların dedeleri... Dursunal dedem de yaparmış, Kadir dedem de. Dedelerimiz dedim, koca şeyi. Bunlar yapmışlar bunu. Bu grupta da. Her mahallede yapılırmıştır bu. Bunlar da tez değil. Tez. Değmen değil de tez. Ama bir sanayi işletmesi aslında. Aynen. Ama şöyle yani. Bu köyde o zaman böyle atölye veyahut da böyle... aletler veya şeyler ne gibi veya da o şeyi elde o çark nerede? Mesela ama bunların aklına gelen iyi bir fikir yani. Şeyde Kadir dedemin yapması Emine halamda bir sofra var. Bende Yılmaz enişteme yapmış. Bir tane bende de vardı o. Yok oldu mu? Bunları ben sakladım hatta buraya sabandan, kara sabandan, boyunduruktan ondan sonra o sofralardan tarih olarsa ona ambara falan yıkayınca kaybettik bunu. Çok büyük. Bununla beşikle yapılabilir. Şey, malzeme çekiyorlar mı? Yok. Bunun da sadece sofraya. Büyük ölçekli. Onun da sadece. Tekne ağırlıklı. Sofra yapmak. Sofra değil abi. Hani sofra olmaktan sofra. Sadece öyle o şeyleri yapmak. Hamur yoğurma tekne. Hatta o tekneleri satmaya da götürürlermiş mesela o dönemlerde. Bugün aslında alüminyum kapta yoğurduğundan hamurunu da yiyoruz. Ahşap da. Doğal. Eskiden tekneler çoktu zaten. Evet. Tekneler çoktu. Ama bunu o şeylerde ben bahçeye gittim. Gıy diyorlar buna. Hani bu bahçenin kenarında çevirirsen gıydı. Ama burada grası diyor buna. Neyse, tabi bu amcamın da hayvanları devamlı da zarar gördüm. Öbür amcamın. Şimdi damatını çağırıyor. Çağırdıysa buraya bu ormandan gidiyorlar. Gazık yapıyorlar, cerek yapıyorlar. Burayı çevirmeye başlıyor. En son çevirince güyörsüne çağırıyor. Müslüm diye ne var? Yaz oğlum diye niye? Burası yan tavla. Yan tavlanın kurtuluşunu yazdı. Hadi uğraş. Tabi bu zaman geçtikçe babam buna kafa takmış. Babam buna kafa takınca o hiç kimseden korkmaz. Hani arkasında da... Bir de akrabaları da. Bir olan ağları da var arkasında bunun. Neyse babam bunu bu yukarıda yakalıyor. Bunu dövmeye başlıyor. Dövmeye başlarken Şükrü Ağa diye bulmam ne var? Bir dövüş mü diyor, şaha mı diyor. Lan diye bulan. Dövüş başlayalı bir saat oldu. Ben daha şakar mı yapacağım? Hani dövüş başlayalı dedi. Evliliği geçmiş. Evliliği geçmiş. Bu varacağı adama da buna varmayı istemiş. Tabii dedem de gece evlenmiş zaten. Bunun dede de vermiyormuş bunu. Ne evlenmiş dede? Ondan sonra da yedi oğlan, üç kız öyle olmuş. Şimdi tarlada çalışıyorlar. Kaç kardeş varsa o dedem insanlar. Babamı yemeğe gönderiyorlar. Öğlen yemeğe. Öğlen yemeğine gelince halam evde ya, halam hiç yemek yapmamış. O zaman da benim diye yemeğe gönderdiler diye, ondan sonra sen niye yemek yapın? Bunu tutuyor kolundan arkasına babamın birkaç tane vuruyor. Eski nani öldü diye, kaybol şuradan diye. Öğlen bundan sonra yeni naniyi tanıyacağız. Nani diyormuşlar, Safiye'ymiş halanın adı. Aynen.